1/100.000 ölçekli planlarda çevre düzeni planına göre 20 hektarın üzerinde olmadığı için bu yerin ruhsatı verilemediğinden dolayı Germenlik Belediyesi'nin 60 hektar arazisini de üstüne işleyerek biz bunun ruhsatını vermeyi düşünüyoruz. Ama nedense Aydın Büyükşehir'de Sayın Başkan dahil olmak üzere bizim bir talebimiz yok bu incir ağaçların üzerinde fabrika yapmak, işletmek. Bizim niyetimiz Holmes Köyü'nün ruhsatını vermek. Holmes Köyü'nün ruhsatını vermek. Dolayısıyla burada o zaman şöyle bir teklif sunayım ben Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne. Belediyenin yerini çıkaralım. 20 hektar bulalım. Arkadaşların bir an önce önünü açalım. O tesis işletmeye açılsın. Süt ve süt ürünü çiftçimizin de hem sütü değerlendirsin hem de 300 kişi civarında orada da arkadaşımız çalışacak. Yani bizim demek istediğimiz şu, bölgeye böyle bir yatırım gelmiş, karkas bir bina kalmış, bir an önce bunun ruhsatını verelim. Aynı zamanda kırsal kalkınmada destekten de yararlanıp adam 7-8 trilyonu yatırım yapacak. %50 de hibe alacak. Bunu neden arkadaşlar giden komisyon veya 750 ağaç kestirmeyle ilgili konu yapılıp da Aydın gündemine meşgul edilir? Biz bunu anlamış değiliz. O yüzden ben söylüyorum ki buranın bir an önce verilmesi lazım. Hatta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifadesi var. Özellikle bu tesisler kalksın, organize sanayi bölgesine gitsin. Evet buyurun, eğer yetiyorsa Yüce Meclis'in veya sizin gücünüz, organize sanayiye, park tarıma, Çakaloğlu'nu, Sanex'i götürelim organize sanayi. Benim de işime gelir. Buyurun. Evet. Çevre Bakanlığı da yapmakta. Son 15 gün içinde kamu spotlarını izliyor musunuz reklamlarda bilmiyorum. Denk geldiniz mi? Kamu spotlarında sürekli birinci sınıf tarım arazileri korunacaktır diye sürekli kamu spotu dönüyor. Şimdi biz bu kamu spotlarına Aydınlılar olarak inanıyoruz. Çünkü tarım arazilerini korumak zorundayız. Peki bunun yanında biz sanayicilerimizin yanındayız elbette. Gelsinler Aydın'a sanayi tesisi kursunlar. İşsizlik, istihdam. Peki biz OSB'leri neden kuruyoruz arkadaşlar? Aydın'da. O zaman OSB'leri kaldıralım tüm Türkiye'de. Herkes tarım arazilerini kursun. Aydın'ın ekonomisinin %51'i tarıma dayalıdır. Gitsin Söpü OSB'ye, gitsin Çin'e OSB'ye. Hangi OSB'ye gitmek istiyorsa burada o bölgenin belediye başkanları da burada hepsi Yakucu'ya gitsin, oraya gitsin, nereye gitmek istiyorsa yardımcı olsunlar. Oluruz da. Ama sanayi birinci sınıf tarım arazilerimizi biz koruyacağız. Bu konuda farklı düşünebiliriz. Hiç önemli değil. Gayet medeni insanlarız. Siz tarım arazilerine, birinci sınıf tarım arazilerine efendim sanayi tesisi kurulmasına sıcak bakabilirsiniz. Biz sıcak bakmayabiliriz. Bu farklı görüşlerdir. Hepimiz buna saygı duymak zorundayız. Saygı da duyuyoruz. Söylediklerinizin hepsinin altına şahsım ve grubum adına imza atarım. Burada konu başından itibaren yanlış bir yaklaşımla yanlış bir noktaya doğru geldi. Burada yapılmış fotoğrafı tesis var. Bu tesisin bu kadar kısa süre içerisinde yapılması ihtimali kesinlikle yok. Bu tesisler başkanlık seçimlerinden önceki dönemde yapılmış. Sonuçta firma kim olursa olsun. Şu anda kaçar değil mi? Yok. Bu yapım var. Ama durdurulmuş. Çet raporu olmadığından şimdi dolayı. Bunların tamamı her hangi bir sebeple kaçak bile olsa bir dönem önce yapılmış ve şu hale gelmiş. Bu bir milli servet. Bu milli servetin mevcut kanunlara uygun hale gelebilmesi için organize tarım alanı olabilmesi için 20 hektar alanın üstüne çıkartılması lazım. Belediyede benim yerimi buraya koyalım. Burada hiçbir ağacı kesmeksizin. Kesinlikle burada ağaç kesmek kastı, niyeti ve amacı yok. Sadece arazi birleştirilerek tanımın 20 hektarın üzerine çıkartılması. Amacımız üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Bu konuda eğer
geçmişte yapılmış kusurlar varsa kusurlarını düzelttirmek kaydıyla bu işin üzüm yemek kavramında değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.